Dışarıda el tutuşur musunuz? Tutuşuyoruz tabii. Dışarıda öpüşme? Oluyor. Ama yani nasıl olmuyor ya? Ay, öpüşme dediğin böyle bildiğin French kiss'ten bahsetmiyoruz ya. Ben seks diyorum dışarıda. Herhalde canım. Hayır, normal kuş öpücü dediğimiz mevzu var ya. Ne öpücü? Kuş öpücü. Kuş öpücü. Ha şey. Aynen öyle. Kuş, bu değil mi kuş öpücü? Evet. İlişkiye bak. 20 yıllık ilişkiler böyle. Hanım ballı çubuğu getir bakalım. Erotik göndermede yapmadım, bok gibi olacak ha. Bir şekilde Türkçenin elastikliği çubuk çubuk sıçan böyle denk gelmeye. Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre. İlişki testi Ataşehir Dastas'ta harikulade bir kalabalıkla, sosyal mesafeli, maskeli alkışlarla başlıyor. Yalnız bırakmayan bahşeri bir kalabalık. Teşekkür ediyoruz hepinize arkadaşlar. Sevgili Simge, sevgili Deniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaç senelik bir ilişki Deniz? 8. 8 senelik. Deniz deyip kıza baktım. Pis şaşı. 8 sene oldu. Nerede tanıştınız? Biz aynı lisede okuyorduk. Fakat ben lisede kendisini tanımıyorum. O beni tanıyormuş ama. Tamam. Ben onu tanımıyordum. Sonra lise bitti falan. Gençlik işte. Facebook'ta falan. Ortak arkadaşımız var falan diye ekledim. Bir arkadaş, ortak arkadaşımız vardı. Yorum atmış. İşte şarap çok güzel bilinen de böğürtlen şarabı falan. Ben de ona yorum attım. Yürüdük falan. Öyle tanıştık. Facebook'tan tanıştık. Tamam, Facebook'tan tanıştınız ama aslında lise arkadaşınız. O seni hatırlamıyormuş kuzum. Hatırlamıyor ve bununla çok övünüyor. Ben seni hiç görmedim. Ben onu övünmüyorum canım. Övünüyorsun. Ben onu fark etmişim. O çok aşırı hoşuna gidiyor. Tamam. Ya popüler erkek şeyi. Popüler miydi lisede? Hayır. Evet. Birbirinizi şu anda mı tanıştınız? Olabilir. O bilmiyor herhalde ama evet. Popüler miydi? Popülerdi. Sizin ortamda falan konuşulur muydu? Deniz var. Konuşulurdu. Yapma ya. Evet. Bir arkadaşım beğenirdi hatta onu. Ben uyuz oluyordum ona. Sen lisenin havalı kızı mıydın? Değildim ya. Ama bizim grafik bölümüydü, meslek lisesi. Grafik bölümü kızlarına çok böyle şey yaparlardı. Ama bölüm sırf kızdı. Evet, bölüm sırf kızdı. Biliyorum onu ya. O yüzden bütün bölüm popülerdik. Grafiğe gidelim mi? Grafiğe gidelim mi? 6 tane adam değil mi? Bildiğin o pis ortamı. Bir iş o taraklarda bir. Sonra bir daha. Tabii. Sonra. Evet, izlenecek ya, anne baba izleyecek. O tarak. Ulan meslek sesinde hangi tarakta bezin yok acaba? Birbirimizi kandırmayalım ha. Sonra flörtöz buluşma. Ya biz aslında 8 sene diyoruz ya. Aslında 10 sene önce ilk 4 aylık bir ilişkimiz oldu. Ama onu hiç saymıyoruz. Onu sayma. Lise mi o? Hayır. Değil. Tamam. Üniversite zamanıydı. Tamam. Aynen o dönem ilk flörtöz. Kadıköy'de buluştuk. İlk onu sayıyoruz. Nereye yani. Gittiniz? Hatırlamıyorum ama galiba bir Barlar Sokağı'na yakın bir kafeydi. Tamam. Ne içtiniz orada? Normal çay kahve. Limonata herhalde. Oğlum hiçbir şey doğru hatırlamıyorum ikisi de ya. Yok ya, normal çay kahve içtik. Yani şöyle oldu, buluşalım falan. Ben şey yapmıştım, ayrılıktan sonrayı mı anlatıyorsun sen? 2010'u mu anlatıyorsun? 2010'u mu anlatıyorsun? İlk tanışma, evet. İlk tanışma, beni başka bir kızla gördün sen. Evet. Anlatabilir miyim onu? Yok. İlişki testine bak, başka bir çiftle konuşacağım. Tabii yahu. Ya biz böyle yazışıyoruz, beni Facebook'tan ekledi falan filan. Ben de niyetini anlamaya çalışıyorum böyle. Bayağı naz yaptım ama. 3 ayda niyetimi anlayamadı yani. 2 falandı o. Ondan sonra biz işte ben resim kursuna gidiyorum. Atölyeden çıktık, Kadıköy'de Burger King'e gittik. Arkadaş terasa çıktı yer kapmak için. Biz de işte siparişleri aldık. Selim diye bir arkadaşım var. Yukarı çıkıyorum, bir çift böyle dönen merdiven var. Aşağıya iniyor, el ele tutuşmuş. Kafamı böyle yukarı çıkarken kaldırdım Deniz. Böyle bir döne döne birbirimize baktık falan. Tam böyle hadi buluşalım yapacağım böyle, her şey böyle iyi gibiydi. Ha. Sonra o kızdan ayrıldı, terk etmiş o kız. Ona da selamlar burada. O gün... Onun da şu an çocuğu mucuğu var. Allah bağışlasın. Kaç senelik hikaye bu? Bu 2010'da işte. Sonra terk etmiş, sonra bir özürler. Ben bir süreci biraz daha uzattım falan. Sonra işte Kadıköy'de buluştuk. O gün el tutuşuldu mu? Tabii. O ben gün öpüşüldü mü? Hayır. Yok. İlk buluşmada gıcık olduğun bir hal tavrı var mıydı? Vardı. Ne yaptı? Çok böyle şey özgüveni vardı ona. Ya tamam oldu işte yani. Hani ilk buluşmada çünkü böyle bir sevgili gibi değildik. Ama o ben hallettim oldu falan modundaydı. Böyle bir özgüveni yüksekti.
O bir rahatsız etti beni. O kadar. Sence hocam? Ya bence öyle değildi. Ama şey, yani bence yani o zamanlarda genç olduğumuz için ya kız arkadaş edindik bilmem ne, benim için okeydi yani her şey. Sonra sevmeye başlıyorsun zaten insanı. İnşallah şimdi seviyordur yani, değil mi? Sonra bakalım ilerleyen zamanlar bir seveceğiz inşallah. Evlenme teklifini kim etti? Ben. Nerede ettin? Şöyle oldu evlenme teklifi. Ben sana evlenme teklif edeceğim. Evleniriz biz bilmem ne falan diye konuşuyorduk. 2015 senesinde ettim ben evlenme teklifini. Normalde biz İtalya'ya gidecektik. Orada ben biraz tez canlıyım, aceleciyim. Yüzüğü almışım, dayanamıyorum bana. Şişkinlik yapıyor yüzük yani orada. Bir restorana götürdüm. İşte gideceğiz bugün, şık giyin, bir şey yap bilmem ne, restorana yemeğe götüreceğiz falan. O da kardeşine diyor ki, üf, da çıktı şimdi yemeğe götürecek beni bilmem ne. Şimdi ne giyeceğim, yiyecek bir şeyim yok. Gelmeyecekmiş normalde. Kardeşinin zorlamasıyla, ben kardeşine söylemiştim evliliği teklif edeceğim diye. Orada ne oldu? Yemek yiyoruz falan. İşte ne yüzükler beğenirsin bilmem ne, konu nereden geldi hatırlamıyorum. Şeyden biz işte... Evlenme teklifini gizlemek için konuyu böyle mi değiştirdin? Ne yüzükler beğenirsin? Hayır. Evlenme teklifi yok mu oğlum? Ne alakası var ya? Sen söyle, ne yüzükler beğenirsin? Öyle gibi bir şey oldu hayır, yani. Hayır, onu ben açtım o konuyu galiba. O açmış o konuyu. Ben anladım mesajı yani. Bu çünkü böyle... Çocuk kendi söylediğinin aksi bir şey söyledi. Görmez önce o söyledi ki bunları. Hayır, konu nasıl oraya geldi ben hatırlamıyorum tabii. Herhangi bir şey hatırlıyor musunuz arkadaşlar geçmişte dahi? Ben hatırlıyorum. Şimdi bu böyle bir konuşmalara girdi. İşte ilişkimiz şöyle gidiyor, işte resmileşebilir mi gibi hatırlamadığım böyle bir konuşmalar. Ben anladım, bu yakın zamanda bana bir evlilik teklif edecek. Öncesinde beni hani niyetli miyim diye bir yemekte böyle bunu anlamaya çalışıyor falan zannettim. Sonra ben de o sırada şimdi hep böyle kadınlar iri yüzük işte bilmem ne şey vardır ya, bu erkeklerde benim çevremde gördüğüm genelde hep böyle işte en güzel yüzük olsun, büyük yüzük falan. Ben utanırım. Ben büyük telefon kullanırken bir de utanıyordum klasta. Ne güzel. Ne zarif. Sonra böyle dedim ki buna ben bir yol yapmam lazım. Tam zamanı geldi. Hemen işte bir pırlanta sitesi var. Oraya girdim. Örnek bakıyorum. Beğenmediğim bir şeyi almasın diye oradan beni yönlendirdi. Ama sen almıştın zaten. Ben almıştım ne zaten. Ne almış? Aynısını almış. Aynı. Tam beğendi. Bence şöyle bir yüzük. Ben de o sırada tam çıkartıp telefona koydum. Bence en güzeli bu olurdu dedim. Yani öyle benimle evlenir misin gibi bir şey çıkmadı ağzımdan ki yapamam zaten öyle şeylerde. Ya ben yüzük bakarken o canlanmış gibi oldu. Yani oradan bir yandan çıkardı falan yüzüğü, ben şok oldum. Orada ödedi mi? Vay be. Duygusallaştın mı? Çok ağladı. Şaşırdım. Beklemiyordum çünkü. Ağladı mı? Ağladı. Valla. Ama hala kabul etmedi bu arada. Evet demedi yani sonra. Hanımefendi size şu an kal gelmiş olabilir mi? Böyle oldu. Arada kavga ediyorsunuz şu an bağır çağır. Ediyoruz. Valla. Ne çıktı ağzından en sert? Benim mi? Ben sert konuş... Yani öyle şey ters cümleler kurmam. Ne güzel. Hiç çıkmadı. Hiç çıkmaz. Sen duydun mu kuzum? Gerizekalı. Yani o sert değil ya. Değil canım, gerizekalı mı azıcık? Sen ne dedin? Siktir git dedin işte. Evet. Bir kere mi oldu? Ya bir iki kere demiştir. Ya biz öyle çok hani seviyeyi aşağılara indirmiyoruz yani. Çünkü saygısını yitiriyor gibi bir algı güzel, var. Güzel, katılıyorum ben de. Sevmiyorum yani. Ha. Bana o bir de şey diyor, veledi zina diyor. Ya o... Kız tatlı söylediği için söylediği şeyin bence anlamının farkında değil. O bana diyor ki, onu bunu çocuğum. Yani bunu böyle gülümseyerek, gözlerimiz parlayarak yumuşatamayız. Öyle eğilin yani. Sinirle söylenmiş bir şey değil. Ha tamam. Yok, normal şaka yollu. Şaka yollu. Aynen. Tamam. Şakaya bak. Ne yaptın lan Melih Zina? Günaydın. Aşk sözcüğü söylüyor musunuz birbirinize? Yani öyle çok aşkımlar, böcüğümler, pıtırcığımlar çıkmıyor ağzımıza. Ne var size özgü? Veledi zina dışında aşk sözcüğü var mı? Ben sim diye sesleniyorum. Canımın içi diyorum. Ha ne güzel. O kadar yani. Evet, canımın içi. Ben böyle gidiyorum, I love you yapıyorum sürekli. Biz sinirlendiğimizde mesela hayatım dediğin zaman belli ki bir problem var yani. Bizde öyle. Öyle mi? Evet. Nasıl mesela? Tonuna bakayım. Ya normal yazarken de, ya WhatsApp'tan falan yazarken de hayatım giriyorsa... Bir bokluk çıkacak oradan. Hissiyatı geliyor yani. Öyle mi? Tabii. Vay. Genelde bu taraftan mı? Evet. Bir de ok deyince de çok sinirleniyor. Ben en çıldırdığım şey. Ben de bilerek şey ya. Yapıyorum. En çıldırdığım ok şey. Ok yazıyorum. Bir anda aslında konuyu kapatmış oluyor ok yazıcı değil mi? Ya hem konuyu... Ya ben esasında darlamamın sebebi konuyu kapatması. Yani orada tartışılsın bitsin.
O da susuyor, hiç konuşmuyor yani. Hem sinirleniyor hem beni sinirlendiriyor. Niye öyle şeyler... Bana anlatmayı bıraktı. Sen niye öyle şeyler yapıyor ya? Velediz yine, sen niye öyle şeyler yapıyorsun? Now we will make Cambly conversation. And again now... My friend, oyuncu arkadaşım. My gamer friend. Oyuncu, gamer. Will bring the phone to talk Cambly's teacher. Each other. He or she, I don't know. Again now. Hello. Hey, hello. Where from? England. England, you're England. How long have you been teacher in Cambly? Maybe 1 year. 1 year. 1 year. Well, just 1 year. Now we are in couple show in Turkey and seyirci customer, o müşteri çok ayıp olur. Ne diyeceğiz size? Seyirci ne? Audience. Audience. Ha, our audience yüzlerce insan. Hundred. Hello. Are you married? No. Have you a darling? Pardon? Pardon mu? Ulan bu Fransızca. have you ever a darling? Ulan hiç sevgilin oğlum dedik adam. Ayıp oldu tabii ya. Kaç yaşında adam. Now you have a darling. No. Are you single? Yes. Yeah. Okay. What was the last ilişki? Relationship? Akrabalık mı denir relationship? Doğru mu ilişki? Hocam doğru mu? Ha. What was, when was the last relationship? When was? Maybe 1 year. 1 year ago. Yeah. İşte ne kadarlık bir ilişkiydi? How long was? Ulan beni valla tavırla anlaşıyoruz ha. How long was? Ha, o da yapıyor deli. How long was? 3 months. 3 years. 3 months. 3 months. Hızlısın ha, you are speedy. You are? No. But 3 months relationship is not a real relationship. Takılma. Hocam takılmanın İngilizcesi ne? Hanging out. Sen de fena şey, Buckingham'lı değilsin ha. Böyle bir hanging out. Ben senden İngilizce öğrensem bildiğimi unuturum. Yemin ediyorum bak. Yes. Şimdi kim ayrıldı diyeceğim. Who separated other? Oldu mu? Tamam canım, bir from'u eksik söylemişim. Hava yapma bana orada. Biz deminden beri tavırla anlaşıyoruz. From'u mu kalmış bunun? Who separated other? You or her? Me separate. You? I go Thailand. Ne dedi? Thailand. Ha, mesafe. Ne demek mesafe? Long distance relationship. Senin de anlaşılmıyor tam ne dediğini. Long relationship. Bir de bir şey dedi, diz. Onu anlamadım. Diz. Adam da burada hiçbir şey anlamadı. Allah seni kahretmesin. Sen 2 yıllık mezunusun, yeminle bak. 2 years graduate. You miss relationship, you miss darling. Any darling, yani herhangi birini. Any darling, yes. Yes, yeah. You are very handsome man. Oh, thank you. Yes. You too. And you are cataract. Anladın gibi bakıyorum adama. Belki cataract şeydi, global bir şeydir yani. Doğru mu lan cataract ne acaba? Kesin Fransız şeydir, cataract. I need English. You see that. My English is very little. Yes, I know. Thank you. Adam haklı, I know diyor, ne diyecek? Aslında biliyordum da bu kadın unutturdu bana, öyle söyleyeyim. You want to marry our child in future? Oh, in future? Yeah.
Okay. Yeah. Later. Sonra ha, after. After party. After sadece after party'de kullanıyorsun. nice to meet you very much. Nice to meet Thank you. Thank you. Bütün şakaları da kaldırdın. You handle my jokes. Your jokes. Adam diyor ki şaka mı yapıyordun? Komik bir şey olsa gülerdik diyor öğretmen ya, normal. You can't understand man, I'm a comedian. But not successfully. Belli ki. Beni üzdün, I'm sad now. Thank you for this communication. You are very handsome and sweet man. See you later. Thank you. See you later. Thank you very much. Hoşçakal. Thank you. Let's! Hanımlar, beyler. 3 kilo zayıfladım şu an. İngilizce konuşurken ıkındığım için. Siz de bu halde olmak istemiyorsanız, bir dünya insanı olmak istiyorsanız, Cambly'den ilişki 45 yazarak %45 indirim kazanabilirsiniz. İlişki testi izleyicisi olduğunuz için. Alkışlarla öğretmenimize bir alkış. Buradaki canım öğretmenime bir alkış. Arada ayrılıyor musunuz siz? Arada ayrılıyoruz. Şöyle bir iki kere. Bir kere. Üç kere. Üç kere oldu. Hayır, 2010'u saymayacağız dedik ya. Sayalım, niye ayrıldık işte? Saydık. Üç ayrılık var. Anla çekerim. Ne o hareket? O yapacaktı, utandı. Yaptı zaten. Ben biraz ayıcı oldu ama yaptı ya. Kendisi de yaptı. Ya ilk işte çok iyi gidiyor. Ben şoktayım falan. Nasıl iyi bir ilişki. Of, çok iyi bir çocuk falan. Bu bir anda böyle eve hırsız girmiş bizim dede. Saat 12, öğlen 12. Ondan sonra nasıl falan, bu saatte hırsız mı falan oldum böyle. Katakulli yapıyor bana yani. Ondan sonra benim dedi gitmem lazım, amcam aradı falan filan, bu eve gitti. Ben dedim... Neredeydiniz de eve gitti? Kadıköy'de. Tamam, yine hırsız girmiş deyip eve gitti. Aynen. Ben dedim ki merak ederim, bana haber ver. Evde de yaşlı biri var. O dönem başka bir yerde yaşıyordu. Haber vermedi. Akşam oldu, 7 oldu, 8 oldu bilmem ne falan filan. Sonra ayrılmak istediğini söyledi benden. Artık orada nereye gitti, hangi kıza gitti bilmiyorum. Neden? O dönem hırsız iki kalbimi kızdan... çaldı çünkü. Sus! Utandım ben şu an, sus! Pislik ya. Öyle bir şey ama gerçekten. Kalp hırsızıymış meğer. Sikko Star dizisi oldu bir anda değil mi? Öyleydi. İki kız daha vardı o dönem. Ben bunları sonradan öğrendim. İki kız seninle birlikteyken. Bir eski sevgilisi onunla konuşuyormuş. İşte ona işte seni özledim, işte bir konuşmalar olmuş. Kız bana öyle dedi, bilmiyorum. Bir doğru mu hocam bunlar? Değil, doğru değil. Hayır mı oğlum ya? Allah Allah, değil mi? Değil. Hırsız geldi mi gerçekten, yalan Yok, mıydı? Yok gelmedi, ya o yalandı. Ya şöyle, o zaman yani 20 yaşındayım, 2010 senesi. Ya ben kendisine de açıklamayı yaptım. Bizim o ayrılığımızda 2 sene ayrı kaldık biz. O sıra ya, başka biri girdi mi hayatınıza? Girdi. Evet. Benim de girdi, onun da girdi. Sen zaten seversin. Girmez mi abi? Girdi tabii ya. Yok ya öyle... Uzun şey ilişki mi girdi? Uzun ilişki. Evet. O yapma ya. Evet. İki sene boyunca. Yok, o kadar Yok, değil. O kadar ha, değil. Bir sene. Bir sene falan. 7-8 ay falan. Vallahi senin de girdi. Evet. O sıra peki siz iletişim kurmaya devam ettiniz Benden mi? Benden nefret ediyordu. Of. Beni bulsa bir kaşık suda boğar. Ama 4 ayda yani. Bir ton, yani 10 senelik olay yaşattı bana. Ben şok üstüne şok yaşadım. Of, aşırı iyi ilişki derken Ayşe, Fatma isimleri hırsız girdi eve gideyim diyor. Akşamına ayrılıyor falan. Hırsız girdi dedin ya, nereye gittin o gün? Eve gittim, gerçekten eve gittim. Ya böyle bir bana afakanlar bastı, daraldım. Benden mi? Hayır. Şey yani... Yok benden şekerim, kimden olsa karısı adam... Hayır. Ayrılmak değil. İstiyorum demiş, benden mi acaba ya sıkıldı? Kimden sıkılmış olabilir bilemiyorum ki şu an. Ya o zaman kanımız deli akıyor. Heyecanlıyız. Ya ergenlik zamanları yani. Tabii. Şey 20 yaş oldu. Abi ne var 20 yaş? Şimdinin 2000'lisi yani. Ya ben kendisine de söyledim yani. Biz ikinci birlikteliğimizde 2012 yılında ya dedim eşeklikler ettik. Yani gençtik, şeydik falan. Sonra değiştim dedim yani. 2012'den sonra ayrıldınız mı hiç? Evet. Bir kere ayrıldık. Hah. Orada ne oldu? İki kere ayrıldık. Ha, iki kere ayrıldık, doğru. Adam belli ki bir tanesi ayrılık Hayır. saymamış. Herhalde kafamız dinliyor şu an. Bir tanesi benim ayrılığım olduğu için bir kere ayrıldık diyorum. Bir tanesi de onun ayrılığı oldu. Ha, evet. İkiniz de terk ettiniz birbirinizi. Evet. Yapma ya. Önce kim etti? Önce ben ettim. Terk etti. Ne oldu?
Ya ben... Ne girdi gene? Hırsız mı girdi? Yok, hırsız girmedi. Ya o başka bir kız olduğunu düşünüyor ama ben bu sefer şeyden korktum, böyle ilişkiden korktum. Böyle şey, böyle bir ayrıldığımız dönemde çalkantılı bir dönemim oldu benim. Böyle hızlı yaşadığım, ettiğim bilmem ne. Sonra direkt böyle sakin bir döneme geçtim. Okulum okulum da çok kötüydü. Okulu falan üst seviyeye getirdim falan. Arkasından hemen daha düzene girmeden tekrar hayatıma girdi. Zarar vermek istemedim. Böyle çok arada kaldım falan. Korktum. Böyle 3 haftalık falan bir ayrılığımız oldu. Ben ayrıldım. Mesajla mı ayrıldı kızım? Yok. Yok ya. Çok rahat ayrıldı. Ben tekrar böyle bir şok oldum. Fenerbahçe'deyiz. Bir yerden çıktık. Dedik ki sen çok iyi bir insansın. Ama ben galiba üzeceğim gibi laflar, klişe laflar etti. Gerçekten. Kürek lazım orada, kürek. Tam orada etrafta bir kürek. Şok oldum ya. Ben de böyle çok üzüldüğümde ya da çok sinirlendiğimde hiç hazır cevap değilimdir. Peki tamam dedim, ağladım gittim sonra. Çok üzmüş beni. Ağladın mı o gün? Ağladı. Tabii tabii çok ağladı. Sonra sen niye ayrıldın? Lan bu kadar ayrılmışsınız. Burada da bir ayrıldı, rahatlayalım ya vallahi. Amma güzel olur ha. Sikle git desinler, biri kalksa gitsin. Aman be. Ya doğum günü için ben Kapadokya planı... Ay bunu hiç söylemek istemiyorum. Anlat evet. Anlat. Daha yapacak bir şey yok. Çocuğa bak. Giren girdi. Anlat, konuya girdin. Anlat. Yapacak bir şey yok ya. En kötü hırsız geldi deriz. Ya ben... Habire biri düşüyor oğlum. Ne oluyor lan dansasta? İki oldu mu? Habire biri kapaklanıyor. Sıçacağım artık. Oturun oturun üzerinde. Bir şey yapıyor bu. Patır patır koronada ölse bile ben öyle gülüyorum. Sürekli böyle biri böyle dum dum. En son burada 6 kişi kalmış. Nasıl gidiyor yayın? Bak sıçarım, kimse düşmeyecek, tamam mı? Sağ taraf, sizde bir değişiklik var. Doğum günü için Kapadokya'ya bilet falan aldım gideceğiz diye. Sonra çalışıyorum, öncesinde almıştım. O dönemde hep şey diyor, çok merak ediyorum, ben de merak ediyorum falan deyince ben sürpriz yapayım oraya gidelim dedim. Sonra bir gün işler ajansın oraya annesi gelmişti, arada görüşüyorduk iş yerinin orada. Görüştük, aa ne yapacaksınız doğum günde falan, böyle böyle yapacağız dedim. Hiç gitmemiş o da, ben de hiç gitmedim. Hani güzel olur diye düşündüm dedim. Yo Deniz gitti ki dedi. Ne zaman dedi. O dedi eski sevgilisi de gitti daha önce dedi. Bunu anlatmayacaktım dediği konuya bak. Yok sonra... O bir de evlendi de orada daha önce. Yok sonra ben annemle gittim de o tatilde o yüzden. Annesini almış gibi oldu, şey yaptı. Anlayan var mı? Ne oldu sonra? Gittiniz mi beraber Kapadokya'ya? Hayır. Sen ya. Annenle mi gittin? Ben ayrıldım. Gerçekten tamam. Bitirdim. Annemle gittim. Ha, tamam, annemle planlamış gibi oldu birazcık. O yüzden. Ha, annen bilmiyordu bu hikayeyi. Evet tabii. Ama ne olacak canım? Ne olacak anneciğim ya? Anne B planı ne yapalım şimdi? Anladın mı? Kimse yok diye annenle gitmiştin. Ölümü görmüşsün, sıtmaya razı olmuşsun. Burada bir şey olmaz. Hocam, senin herhangi bir lafın doğru mu? Ya bak ben çok kötü oldum şimdi. Estağfurullah. Hiç olmadın. Hırsız geldi, gelmemiş. Kapadokya'ya gitmemişim demişsin. Sevgilinle tatile gitmişsin. Ben daha yalancısını uzun zamandır görmedim yani. Yok estağfurullah. Acayip sempatik bir adamsın. Kendi birine inanmadım lan söylerken. Düşün lan biriniz, alıştım ha. Biriniz düşün şurada. Ya aslında şu an öyle bir şey olsa hiç takmam. Gülerim falan da. O ama senden önce olmuş. Belki de söylemeye çekinmiştir. Bunda bir şey yok ki. Evet çekindim. Değil ya biz abi? Kadıköy'de gidiyoruz. Eski sevgilisiyle Kadıköy'e gitti yani. Hayır şundan çekindim. Yani benim o dönemim yani kötü bir dönemdi. Yani çok böyle keyifli bir dönem değildi. İşte kız arkadaşımla gittiğimde ya gerçekten gitmiş gibi bir şey değildi. Ben ondan sonra yani... Yüzümün içine bakarak yalan söylüyor. O kadar tatlı ki. Ya git öyle düşünme. Tatil gibi düşünme ya. Yani oturuyoruz odada. Onu unutmaya çalışıyorum karşımda ama. Balona bindik, biner gibi yaptım, onu bindirdim, uçtu gitti, öyle söyledim. Fake attım, o bindi, pıs bastı, gitti yani. Hocam ne demek yani gitmiş gibi değil? Ya keyifli bir tatil değildi benim için. Yani gitmedim diyebilirim gerçekten. Ya bir de çekindim haliyle. Yani şimdi gitmişsin, o kadar plan konuşuyoruz, ediyoruz bilmem ne. Yani gitmedim diyeyim dedim yani. Ne olacak, o hevesini kırmayayım dedim yani. Ki ben de hevesliydim bu arada. Ben seni çok iyi anladım. Bazı şeyler saklanır. Evet. Benim anlamadığım şu an bana da hala yalan söylüyor olma. Ben oradayım.
Bu okey. Ama bana yüzüme diyor ki gitmiş gibi değil. Ben buna bozuluyorum. Yoksa oraya doğruyu yapmışsın. Ama gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Ha yalan yani yalan değil. Sakladığım şeyler oldu. Ya konuşmak istemiyorum. Ben bu arada eski sevgililerimden, eski hayatımdan çok konuşmayı seven bir insan değilim. Ya geçmiş, gitmiş, yaşanmış, bitmiş yani. Tabii. Sonrası önemlidir benim için. Doğru. Ya ben mesela onun hakkında da o da anlatsın. Anlatmayı sever yani. Ben çok şöyle seviyorum. Oldu. Çok neyi seviyorsun kuzum? Eski sevgililerini denize anlatmayı mı? Ay o soru soruldu mu cevap verir. Bak şöyle oluyor, böyle oluyor falan. Sen niye geriliyorsun? Sen niye çekiliyorsun? Sevmiyorum yani. Çok basit. Doğru. Ama çok bu konuda farklısınız demek ki. Evet. Ama yani eğlenceli oluyor bazen. Bana değil ama. Işte. Bir de her eski sevgilisinin bende bir anısı var yani. Oğlum Zeytan mı çifte denk ya? Ne anısı var mı? Söyle bakalım. Bir şey olmuş. Bak sen şekerim. En güzel yerleri açıyor ama sonra diyor ki ay bunu anlatmayacak. Bunu anlatmayacak. Öyle olmaz yani. İlk cümleyi sen kurdun. Ben bunu götümden uydurmuş olamam. Ben duydum bu cümleyi. Ya zaten o araya giren kızlar... Bir tanesi şöyle, ona da selamlar. Çünkü... Bir yandan herkese selam gönderiyorum. Merhaba Budapeşte, merhaba Azerbaycan. Dünya halklarını da karşısına aldım, aferin. O benimle çok uğraştı. Ha. O yüzden, aynen gerçekten. Nasıl uğraştı, ne yaptı? Şimdi Deniz'le... İç geçirdin lan bir an. Tamam. 2010'daki birlikteliğimizde... ayrılmadan önceki olayda. Bu dedi ki, ya senle birlikteymiş ama bana da mesajlar atıyor. Gel bir görüşelim dedi. Biz buluştuk. Ondan sonra... Eski sevgiliyle buluşuyor bu eski arada. Eski sevgisiyle. Buluştunuz. Aynen. O bana diyor ki işte bana mesajlar atıyor. Özlediğini söylüyor. Ben de diyorum ki işte benden de bu sebeple ayrıldı aslında falan. Derken böyle konuşuyoruz falan. Sonra dedi ki, ya dedi biz dedi çağıralım bunu bize hesap versin. Ben de o kadar safım ki yani. Çağırdı. Deniz de geldi. Kızın yanına oturdu. Ondan sonra... Ha, oğlum orada konum da önemli. Niye oraya oturdun? Son... Kıza bak. Mesut Bey oturmamış gibi düşün. Oturdum. Oturdum denemez tam olarak. İçimden gelmeyerek oturdum. Soktum mekanına ben niye geldim diye oturdum. Deniz acayip tatlı adamsın ha valla. Çok. Çok. Buradan da Deniz'e selam. Oturdu kız da dedi ki buna. Şimdi de eski 2,5 yıllık falan sevgisi olduğu için daha bir rahat. Sen dedi niye dedi üzüyorsun aynı anda dedi. Ben dedi bu kızı da çok sevdim dedi. İyi birine de benziyor dedi benim için. Niye kim? Kim düştü lan yine? Oğlum bak şurada insan kalmadı yetti artık ha. Azıcık oturun götünüzü üstüne. Bu nedir ya bu kadar? Niye üzüyor? Yani niye bizi bu duruma sokuyorsun falan? Deniz böyle durdu şey dedi falan. Ama ben masada böyle oldum. Dedi ki, senden çok özür dilerim Simge dedi. Ben dedi seviyorum dedi. Aa ismini de verdim. Artık giren girdi. Hadi bakalım merhaba. İsmi çıkartırız rahat ol sen. Eylül. Ben öbürünü onu seviyorum dedi. Ne dedi tam olarak Deniz isim vermeden? Ben dedi yanındaki kızı göstererek hani ben onu seviyorum dedi. Ama dedi hani seni de üzdüm. Çok iyi bir insansın. Aslında bunu hak etmiyordun falan dedi. Ben böyle şok. Kızın bir hoşuna gitti. Şey oldu yani. Ben böyle ağlıyorum falan. Ben böyle bittim ama yani. O şok yaşadım. Sonra yürümeye başladım Kadıköy'de. Kız arkamdan geldi saçma sapan. Sen çok iyi bir insansın işte. Üzülme ağlama falan dedi. Ben iyice kötüyüm falan böyle. Ağlayacağım. Öbür gün de yok kız, ağlayacağım. Kız tek mi geldi arkandan beraber mi geldiler? Kız tek geldi bu yok ortada. He, Deniz çünkü şunu da yapabilir. Simge bak nasıl öpüşüyoruz. Ama öpüşmüşüz gibi düşünme içimden gelmiyor şu an. Sonra kız bana dedi ki sen dedi merak etme dedi Deniz'le dedi zaten ben... Ben ona dedi... sahip çıkacağım sen merak etme ya. Ben onu çok mutlu edeceğim sana ağlama artık içine ağla ya. Ben dedi istemiyorum dedi yani bu kadar insanları üzüyor falan dedi. Sonra bunlar birlikte oldular. Fotoğraflarını falan gördüm. Sonra 2-3 ay sonra da ayrıldılar. Tamam. Bunlar ama çok yıllar önce olmuş hikayeler. Evet biz gülüyoruz zaten. İşte zaten burada da gülelim yani rahat gülelim. Olalım o yüzden. Deniz sen şey yapma. Hani çok rahat anlat. Ben de gülüyorum gülüyorum. Gülüyorum gülüyorum sıçamaz da gülüyorum gülüyorum al. Hanımlar beyler. Hello. Ben Deniz Mesut Süre. Ataşehir Dastas'ta maskeli, sosyal mesafeli, harikulade bir bölümle ilişki testi devam ediyor.
arada ilk bölümde de 10 sene önceki hikayelerden bahsediyorduk. Çok da böyle videonun altına çok da coşmayın. Çünkü tafi tarihinde olmuş, 20 yaşında yaşanmış şeyler bunlar. Tabii canım. Ve sahnede de hep beraber gülelim diye anlattılar sağ olsunlar açık yüreklilikle. O yüzden öyle değerlendirelim. Böyle bir piçlik miçlik yok. Ben aşağıda sordum. Abi ben hiç piç değilim. 10 yıldır sıfır böyle yapıyor. Yok yok yok. Ulan seni yine yaktık durduk yere. Diyelim sen 5000 lira alıyorsun. Hanım 5000 euro alıyor. Aylık. Bu durum seni rahatsız eder mi yoksa istifayı düşünür müsün? Ulan ne kazanacağım 5000 lira, ne uğraşacağım diye 45 bine... Euro 9 oldu değil mi? Oldu oldu. Tamam. İşine göre değişir. İşimde çok mutluysam hiç problem etmem. Değilsin. Zaten işimde de mutsuzsam değilsin. Hanım, basarım istifayı. 5000 euro ile hanım bakıyor sana hep. Bak bakar hiç problem değil. Bir ona da soralım tabii. Bakar ya da. Kuzum bir süre sonra problem olur mu bu? Ondan bana karşı mı? Hayır. Senin bana bakman. Ha. Sen 5000 euro alıyorsun, adam da işi bırakmış, istifayı basmış, geziyor. Baksırla geziyor bütün gün evde. Ay o bana batar. O rahatsız eder. Ben batar o bana. Ben evde temizlik yaparken de oturunca da batıyor bana, o yüzden o da batar yani. Ha, ama dönemsel olabilir, ama sürekli işte üşengeçlik ya da bir iş çalışmama isteği vesaire, ona gelemem ben. Birbirinizin arasında borç harç var mı? Yani kimin maaşı kime yatıyor? Nasıl? İkimizinki de ayrı. Ayrı, yani ayrı. Senin hesabına, senin hesabına yatıyor. Ortak bir bütçe var mı? Hayır. Yok ama yani tatil falan ortak... Ya ben mesela o kendince bireysel emek gibi birikim yapar. Tatil paralarını da genellikle ben biriktiririm. O yani. Ha, peki kiradır, faturalardır? O ortak. Yani mesela kirayı yarıya bölüyoruz. O kadarını o yolluyor, o kadarını ben birleştiriyorum. Ev arkadaşı lan bunlar. Bazen benim makarnamı almış odasında yiyor, sıçarım. Böyle işe ben. Ev arkadaşı üçüncü birini ister misiniz yanınıza? Güzel abi, bence Alman gibi yaşıyorsunuz aslında. Almanlar böyledir. Kimse kimsenin parasını karıştırmaz birbirine yani. Ya çünkü benim de kendimce hobilerim, yapmak istediğim şeyler güzel. Var. Neler var mesela hobin? Ben bitkilerle çok haşır neşirim. Yoga yapıyorum. Ne bileyim masraf ettiğim hatırlamıyorum ama... Bunlar senin kendin için yaptığın masraflar, hobiler. Evet, o yüzden bir bütçe lazım bazı şeyler için. Sen bu hobilere okey misin hocam, seviyor musun? Bitkilerle uğraşmasın, yoga ile uğraşmasın. Yok. Ya yoga ile uğraşsın tabii ki de bitki bana daral getiriyor artık bir yerden sonra. Evde çok mu bitki var çok şu an? Çok var ya. Yapma ya. Çok var. Ya sen dertlisin, ben anladım. Ne var evde? Sayamam ki. Abidik gubidik isimleri var hepsinde. Bayağı da ilgilisin ha hanımın hobisiyle. Niye o isimleri söylerken havalı havalı bak bu yuka diyordun. Yuka var, areka var. Başka bir şey, karpuz çiçeği mi bir şeyler var. Nerede duruyor bunlar? Ev büyük mü? Ev 1+1 bizim. Ama çok büyük. +1 de kim kalıyor? Yuka kalıyor. Gerçekten... Yuka kira veremiyor. Areka bazen 3'te geliyor içkili. Onu da o zaman alıyoruz. Evet öyle, öyle bakıyorum. Öyle mi? Konuşuyorsun onlarla. Sen zaten azıcık aklın gidiyor geliyor, anladın mı ben seni? Vallahi billahi biz benziyoruz yani, iki deli. Tam olarak bu diyarda değiliz. Bazen gidiyoruz geliyoruz. Böyle ölü görünce sabit bakan kediler var ya, biz onun gibiyiz seninle. Sen dedin mi demin kal geldi, sen bir şey gördün orada, tövbe estağfurullah. Galiba burada demin biri düştü ya, ruh düştü, ben sana söyleyeyim yani. Yuka var, öğrenelim biz de bak, seyircilerimiz öğrensin. Areka var. 2-3 tane daha sayalım kuzum. Monstera var. Monstera. Monstera var. Neymiş Monstera? Deve tabanı. Asıcam. Pardon. Öyle. Monstera. Kalp kalbe diye bir şey var. Kalp kalbe var. Kalp kalbe adı bu mu? Evet. Ne Özdemir Erdoğan şarkısı gibi, neymiş kalp kalbe? İsmi var da bilmiyorum ben Latincesi. Kalp şeklinde, o yüzden öyle deniyor Türkçe. Türkçe kalp kalbe deniyor, adı evet, bu. Aa, evet. Ne renk? Yeşil. Yeşil. Evdeki her şey yeşil. Bitki aman okuyayım, ne olacak yeşil işte. İşte bana da öyle geliyor. Bana da öyle geliyor abi. Bu monster, bu kalp kalbe, siklerle ikisi aynı bunlar, böyle değil mi yani? Evet. Ya bir meyve versin, bir şey ya yapsın, bir şey açsın, diyor. Bir çiçek açsın, bir renk versin, bir meyve ver, bir şeyden faydalan. Hocam çok dümdüz bakıyoruz abi seninle yani. Kahvehane muhabbeti dönüyordu şu anda yani. Vallahi ben de aynı yerdeyim şu anda da çok ayıp bir yerden bakıyoruz yani. Bir meyve, bir çilek açsın. Bu ne bu lan böyle? Hayvan gibi su gidiyor buna, şaşal beşlik. Bayağı gidiyor ya. Vallahi masrafı çok mu çiçeklerin? Ona masrafı çok. Çiçek almanın masrafı çok. Aldıkça da sürekli oynuyor geliyor. Ya. Ama ev küçükmüş bu kadar çiçek için. Yok, 1+1 diyoruz ama yani 100 metrekare 1+1. Yani öyle 1+1. Bir de salonla mutfak ayrı, mutfak da büyük mesela. O yüzden bayağı çiçek için yeri var. Mimarıdır, iç mimarıdır. Mal mı yani 100 metrekare? Tek oda 100 metrekare. Otopark lan burası. Öyle bir şey. Müslüman tır geldi mi 35 lira alıyoruz gecelik.
7-24 açığız tabii tabii. Anahtarı bırakıp gidebilirsiniz şu an. 1+1 100 metre kadar ilk defa duyuyorum ben. Ya her gelen bizim eve şaşırıyor be. Büyük bir alan o zaman salon. Bayağı büyük. Bayağı, bayağı büyük. Balkon balkon? Mutfağda. Balkon yok. Sıçak 10 metre kadar balkon çıksa varmış. Sebebini söylemiyor. Ne yani? Bir sebebi orası var. Yatırdı daha önce de mesela... sebebini söylemiyor. Normalde dubleks yapılmış. Ama bir davaları var toprak sahibiyle müteahhitin. O yüzden bizim dubleksin üst kısmı kapalı. O dava sonuç... Şantiye gibi. Aynen. Onlar da alt katını kiraya vermişler. Biz oturuyoruz. Üst kata çıkmak istiyoruz mu arada? Ben istemiyorum. Ya, terasına çıkabiliyoruz zaten de. Öyle anahtarı mi? Bizde ama evet. Üst kat şey gibi toz toprak içinde. Aynen. Yani. İskan olmadığı için çatıyı da yükseltmemişler. Arada ben... kavga ettiğinizde sen mesela bu çiçekleri kullanıyor musun cümle içinde? Sokacağım monsterasını. Kalp kalbe bir şey. Önce ikimizin kalbi değsin birbirine. Siktirsin gitsin kalp kalbe bir şeyler. Arada çiçeklere küfrediyorum ya. Ediyor mu? Kızıyorum çiçeklerine. Çiçeklere kızıyorsun. Çiçek üzerinden. Ha. Ne diyorsun mesela? Hangi çiçek üzerinden? Ne duyduk daha önce? Sokayım bir bokada yaramıyor çiçeği. Valla. Sen istiyorsun ki mesela Monster'a karpuz açsın değil mi? Senin öyle bir derdin var. Bir doyalım istiyorsun yani. Ya doymaktan bir şey yarasın. Yani su israfı. Yani gerek... Su ısıtsı diyor zannettim valla. Bir kettle olsun abi bir. Bir de çok oynuyor, çok oynuyor. Çok yani bir kedi var evde, bir çiçekler var. Bir de öyle ben varım gibi bir durum var. İki gün gitti bakalım benim hatırlayacak mı? Herkes burada, çiçekler burada, kedi burada. Kuzum sence bu adam dünyanın en yakışıklı adam mı? Değil. Ama bence bir şeytan tüyü var. Daha güzel olsaydı dediğin bir fiziki özelliği var mı? Var. Ne güzel. Ne var? Sırtındaki tüyler. Ha, sırtı da mı öyle? Değil. Hiç değil işte. Orada garip duruyor. Ha. Evet. Arada mesela böyle uykusunda dalıyor musun makineyle falan? Ne hissedersin hocam? Uyuyorsun arkanda bir şeyle girmiş. Fark etmem ki. Sevinir misin uyandığında? Baktın aynaya. Gitmiş. Ya iyi umursamam yani. Şu görmediğim bir yer ya. Evet. Ondan. Dönme arkanı hanım olsun bitsin. Mantıklı ha. Ha değil mi? Hep göz göze kalın. İşte bu. Kalp kalbe. Kalın kalın. Peki bak bakalım kaşına gözüne. Baktım. Ne daha iyi olabilir? Yok. Bence çok yakışıklı. Bence de. Evet. Teşekkür. Yok. Vallahi yok. Sen hocam dünyanın en güzel kadını mı? Değil. Kaç veriyorsun onun üzerinden? Ya benim için onun üzerinden 10 ama dünyanın en güzel kadını değil. Daha güzeli kim var? Ay bir sürü ünlü var, güzel kadın var. Yani şimdi yalan söylemek ama benim için güzel bir insan. Say bakayım, hangi ünlü daha güzel senin hanımdan? Bir şey almaz ya. Ya şimdi tehlikeli sularda... Hayır hiç değil be abi. Bir tane ünlü söyleyeceğim daha güzel. Ya mesela beğendiğim ünlülerden Scarlett Johansson'ı beğenirim mesela. Scarlett Johansson çok daha güzel diyebilir misin? Derim. Salak mısınız? Tabii ki derim yani. Bu ne aptal soru ya. Dersin tabii ya. Denir ama abi. Güzel, dış güzellik olarak. Tabii. Onun içi de güzelmiş ama. İçi de hep böyle yardımsevermiş. Vallahi bak. Daha güzel olsaydı bir fiziki özelliği var mı hanımın? Yok. Gerçekten yok. Hiçbir soruyu geçiştirmiyoruz biz. İlla vardır. Öyle yok bok hanımım çok güzel. Onlar tamam. Şimdiki var de. Var mı? Var. Dur lan bir şey olmaz. Ne var mesela? Söyle ya. Vardır illaki vardır yani. Yemin ederim aklıma gelmiyor yani. Üzülmem üzülmem. Ya üzülsen de söylerim de yani. Ya ben yok. Ayıyım. Yok söylerim. Olsa söylerim. Gerçekten söylerim. Benim için en yok. Çok beğendiğin özelliği. Fiziki özelliği. Fiziki özelliği. Evet. En çok nesini beğeniyorsun? Burnunu ve çenesini çok beğenirim. Ne güzel. Bunlar estetik mi? Hayır. Tamam. Gerçekten de öyle. Senin en çok beğendiğin fiziki özelliği ne? Beynin. Burnu ya. Çok düzgün bir burnu. Evet sizin burnunuz ikisi de çok düzgün ya. Bir de ya. Gözleri de bence çok güzel. Yani neler gördük biz affedersin de yani. Öyle bir göz bir durum yok da yani burunlar konusunda evet muhtemel bir çocuğunuzun burnu çok güzel olacak yani. İnşallah. Zaten o çocuğun burnu benimki gibi olursa bir doktorla bir konuşun. Fişt yaptın. Bu adam bir huyu değişecek. Hangi huyu değişsin?
Bak eline yazdı. Evet. Unutuyorum diye eline yazdı. Vallahi. Evet, vallahi. Onu göstermedim. Çünkü unutuyorum gerçekten. Bir tanesi erteleme. Neyi erteliyor? Her şeyi ben. Hani kendisi ve kendi hobileriyle ilgili hiçbir şeyi ertelemez. Hatta aşırı hızlandırır. Ama atıyorum eve su bitti. Erteler. Tamam ama akşam halledeceğim, öyle halledeceğim der, erteler. İşte şunu şuraya şöyle yapmamız lazım. Das das'ta 6 kişi kaldık. İnsanlar patır patır dökülüyor. Oğlum düşmeyinler artık. İnşallah hep aynı kişi düşüyordur. Çok isterim yani. 4 kere düşmüş böyle, burası şişmiş bu kadar. Atıyorum işte bir kediyi bir yere, veterinere götüreceğiz. Yarın erteler, öbür gün erteler. Katılmıyorum. Her şeyi erteliyor. Ama kendiyle ilgili hiçbir şey ertelemez. Neye katılmıyorsun hocam? Erteleme konusuna. Ben bir şeyi ertelemiyorum esasında. Yapmıyorum. Yapmayı tercih etmiyorum. Hayır, yatıyorum mesela evde. Uzanıyorum yani, hafta sonu var, bir keyif yapacağım. Yatacağım diyor. Hadi temizlik yap. Ya yoktu böyle bir planımız yoktu. Yaparız diyorum yani. Yaparız. Durup dururken niye yapalım yani? Yükseldim ya ama. Bir şey olmaz ya, yüksel. Damacana su bitmiş. Erteliyor mu? Su bit. Kuzum ilk defa ilişki testinde gözünü deviren bir kadına denk geliyor. Göz deviriyor. Ben hiç su bitince hemen su söylendiğini görmedim. Ya içilecek kadar var orada. Ben onu hesaplıyorum. Mesut Bey yani su aygırı gibi içiyor. Kaç bardaklık kalmış mesela? Ya bir 3-4 bardak rahat çıkar yani. O bizi sabaha götürür. Hayır, gece söylerim. Zaten internetten söylüyoruz yani. Sen de diyorsun ki tamamen bitmeden söylesin suyu. Ben bir şeyler kafamda kalsın sevmiyorum. Tamam, senin kafanda damacana... kalmasın, bende kalsın. Olmuyor, batıyor bana. Bunun bir de... Buyurun buyurun, öbürüne. Bir şey daha var. Selamlar herkese. Okuyamıyorum. üstüme oğlum, gelme. Oğlum lise öğrencisi gibi niye kopya çekiyor karşımda ya? Çok unutuyor. Üçünü de söylemek istiyorum o yüzden. Söyle kuzum. Biri üstüme gelmesi. Az önce söylemiştim onu. Ne demek o üstüne gelme? Ya tartışmayı mesela, o diyor ki hemen halledelim, kavga dövüş çözülsün. Ben de diyorum ki çok sinirliyim ve o sinirli halimi sevmiyorum. Çok nadir oluyor ama sevmiyorum, hoşlanmıyorum. Hani tam dur, sonra konuşup çözeriz. O çok üstüme geliyor, işte ben kapıyı kapatıp odaya geçiyorum, odaya giriyor, başımda dikiliyor, bir de böyle duruyor, beni iyice rahatsız ediyor. Böyle duruyor başımda. Hocam kavga esnasında hanım kavga etmek istemiyorken başında böyle duruyor musun? Duruyor. Beni daha da çok... Neyin peşindesin? Tartışmanın. Anlamıyor musunuz? Ya ben tartışalım istiyorum. Sonuç alabiliyor musun bu hususta? Alamıyorum işte, ona daha çok sinirleniyorum. Alamazsın ki o an sonuç. Ya niye? Neyse. Çünkü sinirleniyorum. Hayır, burada tartışmanız lazım. Sonra olur mu ya? Bir şey daha, üçüncü. Bir de her şeye gülüyor. Ama nasıl biliyor musunuz? Şimdi şöyle, ben ayağımı kırdım. Yine geliyor sert hikaye. Ya martıdan düştüm ve yani bayağı uzandım yere. Banu Alkan gibi. Ağlıyorum ama çok kötü ağlıyorum. Bu da herhalde işte incindi, burkuldu falan zannediyor. Kafam, ben böyle ağlıyorum, yatmışım böyle, başımda böyle yapıyorum. Bir tane bacağı var. Öbürü kırık ki zıplıyor karşısına. Ben gülerim. Sen gülersin ama timing yanlış. Ama tutamıyorum gerçekten. Hanımefendi sana az önce bu dedi, araya girmedim. Sebep çünkü düşene gülüyorsun, evet. Diyebilir. Evet. Düşene gülerim. Hakikaten mi? Vallahi gülerim. Böyle mi yani? Kendim öyle gülerim, kendim düşsem kendime de gülerim. Ulan salak gibi düştüm ya falan gibi. Hanım salak gibi mi düştü? Yok, salak gibi düşmedi. Sen aklı. Hocam fışt yaptın, bir huyunu değiştireceksin. Hangi huyu değişsin? Müdahale. Çok müdahale ediyor. Vallahi dominant, ilişkinin dominantı simge diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Vallahi. Diyebiliriz. Neye müdahale ediyor? Ya mesela en basiti, bir iş görüşmesiyle ilgili telefonda konuşacağım. Böyle de, şöyle de falan. Sanki 30 yaşına onunla birlikte gelmişim gibi. Bilmiyormuşum gibi. Ha, çok temel şeyleri. İnsanın çok siniri bozulur ha. Aynen öyle. Değil mi? Aynen öyle. Ya ben mesela navigasyon açıyorum, o da yanımda navigasyon açıyor. Ya açıyorum da ama. Bak diyor, 25 dakika gösteriyor diyor. Görüyorum.
bastı gitti diyelim. Aha. Sence ne kadar zamanda toparlarsın? Ben mi? Ben. Ben ne kadar üzülürüm. Ulan bir bölüm vardı, 113. bölüm. Kısa sürede toparlarım. Yani kısa sürede. Bir ayda toplarım. Bir ayda. Aha. Ciddi misin ya? Ya ama şöyle. Hayatı seviyorsun yani. Hay, hayatı sevmekle alakası yok. Siktirmiş gitmiş yani. Neyini düşüneyim? Yani ne gitmiş. Oldu lan bir anda? Hayır. Siktirmiş gitmiş. Hayır, giden o. Yani ama mantıklı bir sebeple gittiyse, bir ailevi bir şeyle falan gittiyse onu atlatmak zor olur ama. Anladım, anladım. Ya gitmiş yani, ben ne yapayım? Bir ay. Bir ay. Hangi aydayız? Eylül. Ekim'in ortası gibi toparlar mısın? Toparlarım. Yeni flört? Yok. O ne zaman? Çok kolay kolay olacağını zannetmiyorum ya. İnanmayan kadınlar gülüyor. Kuzum, basmış gitmiş. Ne kadar zamanda toparlarsın? Sebepsiz söylemeden gittiyse... Darlanmış evlilikten, gelmiyor eve. Ay hiç şey yapmam ya. 2 gün. 2 gün? Evet, darlanmış. Çözmek için uğraşmamış. Gitmiş. Pazar günündeyiz. Bir sinir olur bende. Salı mı? Bugün ne salı? İyi lan. Yapayalnızım. Şen dolup mutluyum da şu an. Herhalde o sonradan vurur ya. Sinirden yok sayarım da sonradan. Öyle mi? Evet. Ha. Senin hayatına birinin girmesi ne kadar zaman alır? Benim uzun. Uzun alır. Ben almazmışım gibi söyledim gibi söylüyor şu an. Nasıl yani? Benim uzun. Yani ona göre uzun gibi. Benim uzun sürer ya. Ben öyle hemen böyle insanları tanıyayım, aman hayatımı alayım zor. Ama o da öyle dedi zaten. Yani ben öyle dememişim gibi anlatmadı mı? Çocuk ilk defa bir haklılık kırıntısı gördü. Fark ettiniz mi? Böyle ilk defa bir olayda hak. Ama ben bu duyguyu ona yaşatmayacağım. Ben duymadım vallahi hocam. Uzun huy olarak bu adamı bir hayvana benzetecek olsan hangi hayvana benzetirsin? Kedi. Neden? Çünkü ev onun için uyuma alanı. Öyle de yatayım, burada da yatayım. Biraz yatak odasında biraz uzanayım. Uzanırken hemen uyuyayım. Televizyon izleyeyim, televizyon açayım. 5 dakika sonra dalayım. Yani uyuyor. Yatay pozisyonu, dikey pozisyonu daha mı çok seviyor? Evet. Belki de evrimleşmemiştir ya, olabilir. Evet, evet, aynen. Öyle gerçekten, mi? Aynen. Hep böyle yatay, ben de öyleyim de çünkü. Hep böyle yatayım. Daha çok, ne kadar yatarsam o kadar kârdır hayat mottom benim. Ya biraz öyle. Değil mi? Nerede yatabilirim? Böyle eve girince yatacak yer bakarım hep. İş yerinde de öyleyim yani. Dik sandalyede oturmuyorum. Kaykılıyorum böyle aşağı doğru. Değil mi? Hemen. Şöyle vardır ya. İçim geçiyor. Aynen öyle oturuyorum. Hiç dik, burada işte dik oturuyorum. Öyle mi? Evet. Şey mesela böyle garip kulüp yerlerde uyur böyle insanlar. Var mı garip yerde bir uyumuşluğun? Yok, toplu taşımada 1-2 kere uyumuşum. Ayakta? Yok, ayakta hiç uyumadım. Canım. Ayakta at gibi uyusan amma komik olur ha. Yok, hiç uyumadım ayakta ya. Valla. Ama kolay uyuyorum. Hocam, hangi hayvana benzetiyorsun huy olarak? Balon balığı. Balon balığı mı? Evet. Ne o? Bilmeyenlere anlatalım. Böyle küçük bir... Kimse yemedi değil mi? Abi var, ben çok besledim balon balığı ya. Bursa'nın zaten kestane, şeftali, balon balığı. Herkes bilir bunu yani. Havlu. Evet. Böyle küçük, çok tatlı bir balıktır normal hali. Falan sinirlenince böyle dikenleri falan çıkar bir anda. Böyle bambaşka bir şey oluyor. Ha bildim, bildim. Tamam. O balık. Kendini korumak için bir anda. Evet, bir anda. Çevresel koşullara uyum için refleks gösteriyor bir anda. Aynen, öyle midir? Ya bir anda yani bir anda şekil değiştiriyor sinirlendiğinde. Sonra ama... geri sönmesi zaman alıyor mu balon balığının? Alıyor, alıyor. Siniri geçmiş hala böyle toparlak. Siniri sokayım çok ben rahatladım artık. Bu nasıl fizik artık, düşeyim ya. Dışarıda el ele tutuşur musunuz? Tutuşuyoruz tabii. Dışarıda öpüşme? Oluyor. Ama yani şey, nasıl oluyor ya? Ay, öpüşme dediğin böyle bildiğin French kiss'ten bahsetmiyoruz ya. Ben seks diyorum dışarıda. Herhalde canım. Hayır, normal şey, kuş öpücüğü dediğimiz mevzu var ya. Ne öpücüğü? Kuş öpücüğü. Kuş öpücüğü, ha şey. Aynen öyle. Bu değil mi kuş öpücüğü? Evet. İlişkiye bak, 20 yıllık ilişkiler böyle. Hanım ballı çubuğu getir bakalım. Erotik göndermede yapmadım, bok gibi olacak ha. Bir şekilde Türkçenin elastikliği, çubuk çubuk sıçan böyle denk gelmeye. Oluyor, oluyor. Oluyor mu kuzum? Sen oluyor, pek oluyor. Olmuyor diyordun da oluyor, yani. Oluyor. Şu an mı kanaat getirdin olduğunu? Yok, o şey düşündü. Ne düşündü sence? Yüksek düşün, bildiğin öpüşme yani düşündü. Hayır, de. Hayır, hiç öyle düşünmedim. Nasıl Ne bileyim, yani dışarıda hiç öyle aklıma gelmedi yani.
Yani benim de aklım ha öpmedim diye gelmiyor zaten yani şey normal. Hocam hanım olduğuna emin miyiz dışarıda öptüğünüzü sen? Kız şimdi anladı. Ay başıma gelenler. Kuzum sence Deniz senden daha iyisini bulabilir miydi? Bulur ya. Bu hayatta? Bulur. Nereden bu kanaate varıyoruz? Yani ne bileyim mesela 8 senedir yurt dışına yerleşelim diyor. Mesela nereye? Ya benim gönlüm İtalya da. Yani sevdiğim için çok sempati besliyorum. Yani ama gerçek hayat Tacikistan diye tahmin ediyorsun. Yok ama yani şey daha Avustralya, Kanada, Norveç tarzı daha refah seviyesi yüksek yerleri tercih ederim. Uzağa, Avustralya'ya, ooo. Uzaklığından değil refah seviyesi yüksek diye tercih ederim yerleşmek için. E sen niye gitmiyorsun? İstemedim, istemiyorum da. Ha, istemiyorsun. Yani ben böyle bir tekrar bir stres ortamı işte yeniden bazı şeylere başlamak zor geliyor. Daha iyisini bulabilir dedin. Oraya gidecek birini bulabilir. Evet evet bence o hayalini çoktan gerçekleştirirdi. Bir de mesela gerginim ya onu belki daha iyisini bulabilirdi. Daha az gergin. Yok be ya atıyorum bir tane hapişte antidepresan iyisin sen şu an. Yani senin gerginliğin yok ki hiç. Mesela kaç kişi var lan karşımızda bizim şu an. Ya kısa sürüyor zaten ya benim gelim. O niye orada of falan o kadar. O kadar. Hocam sence bulur. Simge senden daha iyisini bulabilir miydi? Bulur bulur. Nereden bu kanatta varıyoruz? Ya herkesten daha iyi birisi vardır yani mutlaka vardır. Yani ben mesela çok üstüne gidiyorum. Üstüne gelmeyen birini bulabilir. Çok daha farklı birini bulabilir yani isteklerinin karşılığında. Ne kadar tevazu sahibisiniz bu konuda. Gerçekten. Güzel ifade ettiniz ha. Hadi soralım. Simge Deniz'den daha iyisini bulabilir diyenler o desin. Deniz Simge'den daha iyisini bulabilir diyenler o desin. Aynı mıydı? Aynı. Aynı mıydı? Adam aynıydı. Çok istiyor aynı olsun. Çok net. Kızdan yana çıktı böyle aynı mı? Çok da hakim olmadığın birkaç tane arkadaşı var. Tatile gidebilir mi sensiz? Gidemez. Gitmesini tercih etmem diyelim. Ya gitmesini tercih etmem tabii ki. Ben gidebilir mi diye sorunca orada sen bir refleksle düzelt. Otokontrol böyle bir şey çünkü yani. Ya zaten hiçbir şey için benden izin almaz ki. Harika. Yani bilgilendiriyor sadece. Ben çok hoşnut olmam derim. Ya da yapmasak daha iyi derim. Genelde öyle. Ya hiçbir zaman zaten gidemezsin, onu giyemezsin, bunu giyemezsin gibi bir şey olmadı aramızda. Aynen. Tamam. Gider mi? Tercih etmem. Sizin de ağzınıza sıçarım. Daha uzatmayın bu konuyu. Kuzu, hakim olmadığım birkaç kız var tatile gidebilir mi? No. İngilizceyse ben varım yapalım ya. Why no? Ya tanımıyorum. Tanımıyorum. Kimi? Giden birlikte gittiği kızları tanımıyorum. Tanısan? Tanısam gidebilir. Of çok saçma ya. Yani çok tanım. Şey... Ne işi var kızlarla? Hayır. Hayır. Yanılıyor da olabilirim. Yani çok tanıyor zannederim falan. Bilmiyorum. Ha, kocam yakışıklı, aklı karışır. Tangayla yürür. Ya ilgisini çekebilir, bir şey olur, etkilenir vesaire. Niye öyle bir ortama fırsat vereyim? Ya niye gitsin kızlarla tatile diye düşünüyorum. Yavaş yavaş antidepresanın etkisi azalıyor. Fark ettiniz mi? O bir azaldı, azaldı gitti. Sokacağım böyle soruyor ben. Hangi orospularla gidiyormuş? Söyle bakalım bana bir. Çağdaşlık. Or üzerinden. Adamın da dikelemediğini düşünün bu arada çağdaşlıkta. Milattan önce 3. yüzyıl falan. Or üzerinden 9 ve üzeri diyenler o desin. Ağır oldu. Hep aynı o geliyor gibi geliyor bana. Maske olduğu için böyle bak. 8 ve üzeri diyenler o desin çağdaşlığa. Aynı lan gerçekten. Deneyeceğim sizi şimdi. Siz bize dalga mı geçiyorsunuz şu an? Oğlum şurada demokratik bir ortam yaratıyoruz. Hadi sorsun da vuu diyelim geçelim hadi. Çağdaşlık 2 ve üzeri diyenler o desin. Sesiniz varmış. Siz çağdaş değil misiniz? Varmış sesleri. Sesleri varmış ki ilkeller. Sadakat. Böyle. Ne var ya? Hayır mı olur?
20 yaşında tavşan gibiyim şimdi. Ne var bunda ya? Hoş geldin Rabbit. Doğru mu hocam Rabbit? Belli olmaz senin için. Sen de pek bilmiyorsun ama. Mesut Bey, Rabbit o, Rabbit. Sadakat. Bir diğerine o desin. Estağfurullah hayatım. İlk defa oluyor bu arada yüzlerce bölümün içinde. Sadakatin bir çıktığı ilk ilişki. Hayır hayır abi. Ben sana şöyle söyleyeyim. Gönlünü rahatlatıp hiç yanlış anlaşılmadım bu bölümün içinde. Hayır bir dakika. Gördüğün gibi eyvallah. Tamam, şey. Sadakat. Oğlum düzeltelim. Üzdünüz adamı. Sıçar birine lan. Bir işin şu an birine sevmiş olması lazım. Bir öyle bir şey. Yani. Yani şu an mesela iki dakikanız varsa deyip iki dakika diyorum bak şurada. 8 üzeri diyenler o desin. Of. Ha bak 6 kişi o dedi gördün mü? Gayet güzel. 6 kişi sadakati kelime anlamını bilmiyor öyle söylüyor. Sadakat ne acaba? Gövmeye gibi bir şey mi? Neden sadakat? Ama bir şey söyleyeyim mi? En güven yani o konuda çok güveniyorum. %100 güven. %100 gerçekten. Şöyle söyleyeyim 400 kişi yanılıyor sen doğrusun. Ben öyle düşünüyorum. Bak ben vallahi bir ikimiz inandık bu adama. İkimiz bir tek ama. Hay Allah'ım seyirciye bak. Sadakat bir. Ooo bir üstüne. Ne bakıyor anlatsın. Hiçbir şey yok abi. Oğlum anlattığımız hikayeler 19 yaşında hikayeleri. Sıçarım bir ne ya? Kendi aralarındaki eğlence düzeyi. 8'e üzeri diyenler o desin. Oo. Çok eğlencelisiniz. Hiç sadık değilsiniz. Hay Allah'ım. Her bölümün sonunda olduğu gibi öpsün Barış'ın. Alkışlarla. Barılar beyler, bendeniz Mesut Süre. İlişki testi izleyenleri ilişki 45 koduyla Cambly'den ücretsiz deneme ve %45 indirim alabilirsiniz. Link açıklamada. Aşağıda. Çok güzel bölüm oldu. Çok teşekkür ederim ben ikinize de. Teşekkür ederim. Birkaç tane daha böyle. Bir Ankara'da galiba Buse ile Gökhan vardı. İsimlerini de zikredeyim buradan. Onlar da öyleydi. Çok sevmiştim onları da. Belli bir yaşanmışlığın üzerinde olan çiftler bizim var olan sorularımızla da güldükleri için yani o cevapları kendi işlerini halledip güldükleri için çok daha eğlenceli oluyor. Bence siz de onlardansınız. Süper bir iş oldu. Buradaki 400 kişi yanlış anladı abi senin sadakat usulünü. Bence de. Çok güzel bölüm oldu. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bölüm biter, ilişki testi biter, alkışlarla biter. Bay bay. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Yalnız bırakmadınız. Süper bölüm oldu. Görüşürüz. Bizim bu programdan sonra kavgalarımız bitti. Ciddi misiniz ya? Evet. Azaldı. Konuş kız. Azaldı. Şu an yani evlendikten sonra özellikle çok daha... Neden peki? Çok şükür. Yani neden? Belki kendimi dışarıdan izleme fırsatı bulur mu ya? Şöyle. Çok güzelmiş. Haksızım lan ben. Ben yerden göğe haksızım ya. Ya insanın bir davranışı yapmadan önce böyle bir 5 saniye düşünmesi yetiyor aslında mantıklı davranması için. Doğru. 5 saniye durduktan sonra mantıksız hareket ona kalmaz. Kadar say derler. Çok sinirlendiğin zaman işte içinden ona kadar say kalmaz derler. Ben sen 5 de bunu... dedin olsun yine. O da bilimsel. Ha 5'e 10. 5'e kadar yavaş say. Keşke benim aklıma geleydi ya. 3'e kadar daha yavaş say. Salak.